Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Münazarat sayfa 388. Sual. Demek hükümet bundan sonra da İslamiyet ve din için hizmet edecek midir? El cevap, hay hay. Bazı akılsız dinsizler müstesna olmak şartıyla hükümetin hedefi maksadı velev gizli ve uzak olsa bile uhuvvet-i imaniye sırrıyla 300 milyonu bir vücut eden ve nurani olan İslamiyet'in silsilesini takviye ve muhafaza etmektir. Zira noktayı istinat ve noktayı istimdat yalnız odur. Yağmurun kataratı, nurun lematı dağınık ve yayılmış kaldıkça çabuk kurur, çabuk söner. Fakat sönmemek ve mahvolmamak için Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak bize la teteferrakû ve la taknatû ile ezel canibinden nida ediyor. Evet, şeş cihetinden nane-i la taknatu eyler huruş. Burayı açıklayalım, sonra ikinci paragrafı okuyalım. Çünkü çok latif nükteler var bu ikisinde de. Hükümet bundan sonra da, yani düşünün, Osmanlı'nın artık yıkılmaya yüz tuttuğu bir tablo var. Bundan sonra da İslamiyet ve din için hizmet edecek midir? Düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 500 sene İslamiyet'e bayraktarlık yapmış necip bir milletin çocukları saltanatı sona erdirmekle birlikte arkadan hilafeti de ilga ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Medeni Kanunu kabul edilirken birinci maddesi bu kanun ile şeriat, eski ahkam mülgadır teklifi Osmanlı varisi olan Ankara hükümeti tarafından tesis edilen o meclis-i mebusan tarafından kabul edildi. İslam dünyası hilafetin kaldırılacağını duyunca Mustafa Kemal'e bile teklif ettiler. Dediler ki bari siz halife olun, yeter ki hilafeti kaldırmayın. Ama yine de hilafeti kaldırdılar. Düşünün, Avrupa'nın göbeğinde Vatikan'ı Hristiyanlığın ruhani temsilcisi olarak muhafaza ederken İngilizlerin himayesinde Orta Doğu'ya Yahudi dinini referans alan hükümet kurulurken, laikliği onlar böyle tatbik ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik bir nevi dinsizlik manasıyla tatbik edildi ve İslam dünyasında Türkler artık dinsiz oldular, dinsizliği tercih ettiler, seçtiler dedirtecek boyutta inanılmaz, ciğersuz uygulamalar yapıldı. Bu memlekette Kur'an öğretmek bile yasaklandı. Camiler ne hale sokuldu? Ezanın Arapça orijinal haliyle okunması bile yasaklandı. Ne zaman ki çoklu partili sisteme geçildi, bu halk ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni, o dönemde bu tatbikatı yapan, anında iktidardan alaşağı etti. Ve peş peşe gelen seçimlerin hiçbirinde ta 1960 darbesine kadar onlara bir daha iktidar yüzünü göstermedi. Üstad'a da aşiretlerin sordukları tablo bu. Görüyorlar onlar da bu gidişatı, giderek Osmanlı'nın böyle manen sukut ettiğini, çöktüğünü ve o ümitsizlik tablosu içinde soruyorlar Üstad'a. Diyorlar ki İslami hükümet bundan sonra da
İslamiyet ve din için hizmet edecek midir? Cevaben diyor, üstadımız diyor ki elbette diyor, hay hay neden olmasın? Bazı akılsız dinsizler müstesna olmak şartıyla. Çünkü kader hükmünü icra edecek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği o sıkıntılı günler gerçekleşecek. Ve nitekim bundan önceki derslerde bahsettiğimiz o hadislerin ışığında sadece memleketimizde değil, İslam dünyasının hemen her tarafında benzer mahiyetteki iktidarlar iş başına geldi. Bu akılsız, dinsizler müstesna olmak şartıyla. Hükümetin hedefi, maksadı, verev gizli ve uzak olsa bile ki ilk fırsatta, bakın Menderes hükümetinin yaptığı icraat, ilk icraat ezanı orijinal şekline çevirmekti. İmam Hatip okullarını açmaktı ki Hazreti Üstad bu tabloları bin barek Allah maşallah diyerek karşıladı. Fakat daha sonra malum biliyorsunuz Masonlar onlara da parmak karıştırdılar ve derken 1960 ihtilaliyle yaşanan bir tabloyla bu millet yine karşı karşıya kaldı. Gizli ve uzak bile olsa uhuvvet-i imaniye sırrıyla 300 milyonu bir vücut eden o günkü şartlar altındaki Müslüman nüfusun sayısı o civarda. Dünya nüfusu itibariyle de bakıldığında 300 milyonu bir vücut eden. Neden? İnnemel müminune ihvetün. Çünkü tek bir millet bu kadar 300 milyon ama şimdi 1,5 milyar, 1 milyar 700 bin, 700 milyon hepsi tek bir vücut gibi, tek bir vücut eden ve nurani olan İslamiyet'in silsilesini takviye ve muhafaza etmektir. Bizim dünyanın neresinde bir Müslüman varsa önündeki hedefi bu olmak zorundadır. İttihad-ı İslam. Onun için Hazreti Üstad bize ne diyordu? İttihad-ı İslam'ı farz bir vazife telakki etmelisiniz. Zira nokta-i istinat ve nokta-i istimdat yalnız odur. Doğrudur, önümüzde çok sıkıntılar var. İslam dünyası olarak, sadece memleketimiz itibariyle demiyorum. Bütün İslam dünyasının her tarafında çok sıkıntılarımız var ama bizim tek bir çıkış noktamız var. O da İttihad-ı İslam'dır, İslam birliğidir. Her ölçekte bizim ona gayret göstermemiz lazım gelir. Zira noktayı istinat ve noktayı istimdat, yani birbirimize yardım edecek ehl-i küfürden bize destek veren, bize medet veren, bize yardım eden hiçbir kimse olmaz. Balıkçılar oltanın ucuna solucanı balıkları beslemek için takmazlar. Avlamak için takarlar. Bugün maalesef İslam dünyasının birçok yerinde bu hegemonik güçlerin benzer siyasetleri takip etmek suretiyle bu ehli iman kardeşlerimizi kandırarak, baskı altına alarak, değişik hilelerle, entrikalarla neler yaşandığını hep beraber şahit oluyoruz. Yağmurun kataratı, nurun lematı dağınık ve yayılmış kaldıkça çabuk kurur, çabuk söner. Yağmur birkaç çiselemiş olsa damla ne olur? Kurumuş toprak çabucak onu kurutur, yutar. Ama bakın nurun lematı, parıltıları, küçücük bir ışık hüzmesi burada var. Bir tane ta orada var. Bir parıltı burada var. Dağınık olursa bunlar ne olur? Bir araya gelip bir derde merhem olmazlar. Fakat sönmemek ve mahvolmamak için Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak bize la teteferraku, parçalanmayınız diyor Allah-u Teala bize. O yağmur tanelerini bir araya getirin, bir sel olsun. O küçük küçük ışık hüzmelerini bir araya getirin. Burada söyleyecek bütün kainatı aydınlatan bir elektrik nevvare olsun. Ta ki bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi aydınlatsın. Ama Cenab-ı Hak böyle olmasın diye, yani bizim o ümidimiz sönmesin diye Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak la teteferraku, parçalanmayınız ve la taknetu, bir de ne diyor bize? Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman için ümidinizi kesmeyiniz. Ezel canibinden nida ediyor. Evet, şeş cihetten name-i la taknetu eyler huruş. Şeş cihet demek, altı cihet demektir.
Bu ne demek? Altı cihetten Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz demek. Ne demek? İster sağınızdan, ister solunuzdan, arkanızdan, önünüzden, içinizden, dışınızdan, nerede, hangi mehalik ile karşılaşırsanız karşılaşın, Allah'ın rahmetinden ümidinizi asla kesmeyin. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Şimdi bakın burada bir paragraf var. Hazreti Üstad da bunun altına bir haşiye düşmüş. Önce haşiyeyi okuyorum. Acele etme. Yani şifre gibi işaretleri var. Rumuzlu işaretler var. Okuyalım. Evet, zaruret ve incizap ve temayül ve tecarüp ve tecavüp ve tevatür o katarat ve lematı musafaha ettirerek ortalarındaki mesafeyi tay edip bir havzu abu hayat ve dünyayı ışıklandıracak bir elektrik nevvareyi teşkil edecektir. Zira kemalin cemali dindir. Hem din saadetin ziyasıdır. Hissin ulviyetidir. Vicdanın selametidir. Şimdi bakın burada kelimeler var ve bu kelimelerde inanılmaz latif detaylar gizli. Şifre gibi dediği Hazreti Üstad'ın o. Zaruret ne demek? Zorunluluk. Zorunluluk. İncizat ne? Çekim sahasına girmek. Yani onun cazibesine kapılmak. Temayül ne? Meyletmek. Bu cazibeyi görmek ve o tarafa doğru meyletmek. Özenmek. Tecarüp, alıp onu bir parça tecrübe etmek. Tecavüp, karşılıklı birbirine cevap verme. Yani öyle bir tecrübe yaşanacak ki karşılıklı, o ona diyecek ki ya bu benim aradığım, öteki de ona diyecek ki benim aradığım bu. Şifre dedi Hazreti Üstad'ın bunlar. Bir kısım insanlar buradaki cemali Cemal Paşa'ya, kemali Namık Kemal'e, saadetin ziyasını Ziya Paşa'ya ne alakası var? Bunlar şifre dediğim bunlar olabilir mi? Oradaki kişilerin isimleriyle bizim ne işimiz olabilir? Şifre bu kelimelerde gizli. Tevatür ne? O tecavübün arkasında birbirinin ihtiyacına cevap verdikten sonra hep birlikte umumen kabule yönelik bir tablo. Bakın o kadar latif bir geçiş sürecini Hazreti Üstad şifreler suretinde tanımlıyor ki şu olumsuz tablonun içinden biz nasıl kurtulacağız diye vaktiyle mesela bu tek parti dönemindeki sıkıntıyı bir düşünün. Arkasından ihtilallerle yaşanan sıkıntılı günleri bir tasavvur edin. Onun arkasından şu son 28 Şubat sürecini bir gözünüzden geçirin. Bütün milletin ümitsizlik içinde olduğu tablonun içinde bir zaruret ortaya çıkacak. Zaruret ne? Mecbur kalacaklar. Onun için Usulev Üstadımız abiler sorduğunda nasıl düzelme meydana gelecek dediğinde vavını uzatarak söylermiş hep. Mecbur olacaklar. Mecbur. Zaruret ortaya çıkacak. İster istemez böyle bir geçiş sürecine kendilerini mecbur bilecekler. Bakın iç siyasette bunu yaşadık. Dış siyasette de bunu yaşayacağız. O zaruret onları buna mahkum edecek. Onu denediler olmuyor. Bunu denediler olmuyor. Şunu denediler olmuyor. En son bu zaruret bütün milleti belli bir noktaya getirdi. Ondan sonra incizap. Yani incizap nedir? Onun cazibesine kapılacak. Bir İstanbul Belediye Başkanlığındaki muvaffakiyet. Nasıl bir iktidarın önünü açtığını bir tasavvur ediniz. Biz siyasete mesafeli bir cemaatiz. Bunu baştan açık konuşalım. Yani hiçbir siyasetin arka bahçesi değiliz. Ama gözümüzle gördüğümüz tabloyu da biz inkar etmeyiz. Onun için yeri geldiğinde yeri gelen her türlü desteği de herkese veririz. Çünkü Müslüman akıldır. Bu incizap ne oldu? İster istemez bir cazibe merkezi haline getirdi. Ondan sonra ne oldu bakın? Temayül meydana geldi. Ya biz bunlarla da bu iş olur dendi. Neden? Çünkü ehli imanın bir duruşu var. Yani diğer tarafta bu memleketi
kendi 3 kuruşluk menfaati için milletin 1000 dirhem zararını göze alabilen insanlar, kendi menfaatlerini insanların zararında gören insanlara beden, bu memleketin, bu ümmetin meselelerini dert eden insanları gördüğünde temayül meydana geldi. Temayül. Allah kalpleri yatırdı. Onun arkasından ne oldu bakın? Tecarüp. Oturdular, tecrübe ettiler. Dediler ki bir tecrübe edelim bakalım nasıl olacak? Bakın o tecrübenin arkasında nasıl bir şekillenme meydana geldi? Hep birlikte şahit oluyoruz buna. Onun arkasından ne meydana geldi peki? Tecavüp. Sen benim istediğimi karşılıyorsun, ben de senin istediğini karşılıyorum. Yani birbirine karşılıklı cevap veren bir tablo ortaya çıktı. Ondan sonra ne oldu bakın? Tevatür. Tevatür ne? Çoklukla iştirak meydana geldi. Yani sonuçta bugün iç siyaset aleminde karşılaştığımız şu tablonun bir benzerini, aynı zarureti, o zaruretin arkasındaki incizabı, bakın Türkiye şu son andaki, son yıllardaki duruşuyla bütün İslam dünyasının ümidi haline geldi. Bu nedir? Bir incizaptır. O incizabın arkasından bir temayül meydana geldi. Yani biz İslam dünyasının birçok yeriyle temas kurduğumuzda oradaki insanların bu memlekete ne kadar meylettiklerini, ki bugün iki tane misafirim vardı. Birisi Yemen'den, birisi Çat'tan. Farklı ülkelerden, yani dünyanın dört bir tarafından temas kurduğumuz insanların her birinde bu memlekete yıllarca, asırlarca Hilafet-i İslamiye liderlik yapmış bu topraklardan ümmetin ümidi var. Allah bir şey murad ettiyse ona onu icra etmek zor değildir. Esbabını dahi o halk eder. Çünkü ortaya ne girecek? Zaruret girecek. Arkasından incizap girecek. O çekim merkezi haline gelecek. Kalpleri yatıracak Allah-u Teala. Temayül meydana gelecek. Ondan sonra tecrübe edilecek. Bakın bu dış siyasette bakın. Dış politika konseptinde bakalım konuya. Envai çeşit şeyler denendi. Şimdi bugün bu uluslararası güç odakları, dünya jandarmalık yapan insanlar bu dünyaya huzur mu getiriyorlar, felaket mi getiriyorlar? Uluslararası sorunları çözsün diye oluşturulan uluslararası kurumlar, uluslararası anlaşmazlıkların esas temelini teşkil etmiyor mu? Bir hilful fudul vardı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye döneminde. Dışarıdan Mekke'ye bir grup tüccar geldi. Mallarını sattılar. Paralarını o günkü kabadayılardan, mafya diyelim biz şimdiki tabirle, Mekke'nin ahlaksız liderlerinin çocuklarından paralarını tahsil edemediler. Gittiler geldiler paralarını almaya çalışıyorlar, alamadılar. En son işlerinden biri Ebu Kubeys Dağı. Kabe'nin hemen yanında, şimdi oraya kralın sarayını yapmışlardı, şimdi yıkıyorlar tekrar. Orası Ebu Kubeys Dağı'dır. Oraya çıktı ve birisi bağırdı. Dedi ki, ey Mekke halkı, içinizde hiç fazilet sahibi insan yok mudur? Bizim hakkımızı bunlardan alacak. Sordular, bağırdılar. Mekke'nin ileri gelenleri bu sözden etkilendiler. Ve hilful fudul tabirinin bir manası da faziletli insanlar bir araya geldiler. Ve bir yapı oluşturdular. Gittiler o mazlum mağdur insanın hakkını Mekke'nin o kabadayı insanlarından aldılar, onlara verdiler. Ve onun üzerine bir de cemiyet kurdular. Dediler ki bu cemiyetin adı Hilful Fudul. Bundan sonra dediler kim kime haksızlık yaparsa biz ona müdahale edeceğiz. Ve o mazlumun hakkını o zalimlerden alacağız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu Hilful Fudul'e daha henüz peygamber değilken iştirak etmişti. Yıllar sonra, nübüvvetten yıllar sonra peygamberimiz bunu ashabına anlatırken dedi ki bugün olsa ben tekrar o hilful fudula katılırdım, onlara destek verirdim. Şimdi hilful fudulun şu mahiyetine bakın. Efendimizin nübüvvetten sonra bile sahip çıktığı hilful fudulun o faziletli haline bakın. Aynı hilful fudul ekseninde kurulan, söylem o çünkü, Birleşmiş Milletler'in sorun çözmek üzere kurulan bir yapının
nasıl sorun ürettiğine bir bakalım. Şimdi uluslararası sistemin de bozulmadan düzelmesi mümkün değildir. Nitekim o kadar bir tabloya geldi ki işte dünyadaki sıkıntıları görüyorsunuz. Bu uluslararası yapı da böyle düzelecek. Nasıl Türkiye'de zaruretle, incizapla, temayül ile ve arkadan tecarüp ile tecrübe etmek. Tecarüp ile işte bizim aradığımız bu. Çünkü ahir zamanın en aranan metaı Hazreti Şeriflerde geçer, adalettir. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam fitne-i ahir zamandan haber verirken, o hilafet dönemine haber verirken son dönemde وَالَّذ۪ي بَعَثَن۪ي يَمْلَعُ الْاَرْضَ عَدْلًا buyurdu Efendimiz. Bütün yeryüzünü adaletle dolduracak Allah bir dönem daha gönderir. Biz Müslümanlar olarak asla ümitsiz değiliz. Kıyamet kopmadan ömrümüz varsa hep beraber bunu görürüz inşallah. Allah yeryüzünü adaletle bir kez daha kaim kılacak ehli imanın haliyle. Formül de bu. Önce zaruret olacak. Bak zorunluluk var. Bununla mı siz dünyada barışı temin edeceksiniz? Şu yapıyla mı? Şu devletlerle, şu mantıkla mı? Zaruret. Sonra bir incizap. Sonra temayül. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Meyiller, kalpler bu tarafa yatacak. Sonra tecarüp, tecrübe edecek. Önce şu makamda deneyecek. Bir belediye başkanlığı verecek. Bakacak adam gibi adam. Ondan sonra ona iktidar verecek. Sonra hiç Türk siyasi tarihinde, dünya siyasi tarihinde görünmedik şekilde peş peşe muvaffakiyetler verecek. O neden? Çünkü o tecavübün arkasında tecavüp var. Birbirinin ihtiyacına cevap veriyor. Tecavüp. Sonra ne var? Tevatür var. Yani hep birlikte bu sefer. Bütün İslam dünyasında da alem-i İslam'da da olacak formül aynen budur. Onun için Hazreti Üstad altında diyor acele etme. Şifre gibi işaretleri var. Vakti saati geldiğinde bunu görürsünüz dedi. Nitekim şu anda iç dünyada gördüğümüz gibi inşallah bunu İslam dünyası çapında da alemi insaniyet çapında da Allah bize bugünleri gösterecek. Ne olacak? O katarat ve lematı musafaha ettirerek dağınık diye bunlar bu güçler, kuvvetler. Bunlar bir araya gelerek düşünün şimdi İslam dünyasında Türkiye, Endonezya, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Sudan ve emsali diğer ülkeler. Bunların hepsinin bir araya gelerek birlik beraberlik sağladığı zaman Allah aşkına söyleyebilir misiniz? Hangi ülke bunların karşısında direnebilir? Yani bugün biz bu kadar sıkıntı yaşıyorsak Müslüman olduğumuz için yaşamıyoruz. Adam gibi Müslüman olmadığımız için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yoksa Müslümanlar gerçekten bu musafahayı o dağınık olan su damlaları gibi olmasalar, orada bir su damlası var. Güzel, rahmet yani güzel ama onu destekleyen kimse yok. Ne oluyor orada? Kuruyup sönüp gidiyor. Nitelikli insanlar yok değil, var. Ama bir araya gelemedikleri için, birlik tesis edemedikleri için, bu birliği tesis etmelerine müsaade edilmediği için, uluslararası güç odaklarının yaptığı da bu işte. Bu iddiada engellemeye çalışmak. Onun için Bediüzzaman Hazretleri'nin önümüze koyduğu vasiyet nedir? İttihad-ı İslam'ı kendinize farz bir vazife telakki edeceksiniz. Her müminin önündeki en büyük hedef bu ittihadı, birlik ve beraberliği temin etmektir. Bu olursa ne olur? O katarat ve lematı musafaha ettirerek, yani birbirlerine kucaklaştırarak, buluşturarak, ortalarındaki mesafeyi tay edip, birisi Asya Pasifik'teymiş, birisi Hindopak coğrafyasındaymış, öteki Orta Doğu'da, Afrika'daymış, Sahra altındaymış, Balkanlar hiç önemli değil. Ehli iman bunlar. Aynı Rabbe inanan, aynı peygambere inanan, aynı kitabı okuyan, aynı kıbleye yönelen kardeşler. Ayet-i kerime ne diyor? İnnemel müminune ihvetün. O aradaki mesafeyi tay edip, onun için ben bazen Irak'tan gelenlere latife yapıyorum. Irak bize Irak değil. İslam dünyasının hiçbir yeri bize Irak değil. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa bizim kardeşimiz. Onun sorunu, meselesi bizim meselemiz. Onun sevinci bizim sevincimiz. O mesafeyi tay ederek, o aradaki mesafeyi kapatarak bir havzu abu hayat, damla damla değil,
bir araya getiren, herkese hayat bahşeden bir havuz ve dünyayı ışıklandıracak parça parça ışık huzmeleri değil, cılız ışıklar değil, dünyayı ışıklandıracak bir elektrik nevvareyi teşkil edecektir. Zira kemalin cemali dindir. En mükemmel şey nedir derseniz, o en mükemmel tablonun en güzel şekli, gerek dünya hayatı itibariyle, gerek ahiret hayatı itibariyle dindir. Kemali de oradadır, cemali de oradadır. Hem din saadetin ziyasıdır. Gerçek mutluluk, gerçek huzur İslamiyet'tedir. Onun için İslamiyet'e ne dediler büyükler? İnsaniyet-i kübra dediler. En büyük insaniyet. O insaniyetin olmadığı yerde dünyanın ne hale geldiğini görüyoruz işte hep beraber. Hissin ulviyetidir. Yani insanların gerçekten yüksek hisleri ancak İslamiyetle canlanabilir, hayat bulur. Vicdanın selametidir. Şimdi şu koca Akdeniz'i bir kabristan haline, sığınmacıların boğuldukları bir mezarlık haline çeviren medeniyet. O oradaki mazlum insanların, sığınmaya çalışan insanların botlarını şişleyen zihniyet. Allah aşkına nasıl bir vicdandır? Yani milyonlarca insanı katletmekten çekinmeyen, Nagasaki ile Hiroşima'da öldürülen insanlardan çok daha fazla sayıda insan Irak'ta katledildi, Suriye'de katledildi. Ama peki bu insanlar vicdanen ne kadar tefessüh ettiler ki evlerinde yastıklarını başlarına koydukları zaman Allah aşkına Hillary Clinton'ın Libya lideri Gaddafi'nin vefatını anlatırken gülerek anlattığı bir tablo var. Yani Libya'nın geldiği tablo bu insanları memnun ediyor. Yani Suriye'nin içine düştüğü, Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı, bugün İslam dünyasının neresinde bir kan, bir gözyaşı varsa bu insanları memnun ediyor. Halbuki vicdanın selameti İslamiyet'tir. Yani bugün insaniyet adına bakılmış olsa bu tabloları kabullenebilmek mümkün değildir. Sual. Burada haşiyeyi okuduk. Acele etme, şifre gibi işareti var dedi. Biz memleketimizde bu şifreleri gördük. Ümit ediyoruz inşallah bunların nihayetini alem İslam çapında da Cenab-ı Hak bize pahalıya satmaz. Kısa bir süre içinde inşallah onları da görmeyi İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirmek suretiyle, o aradaki mesafeyi kapatmak suretiyle Cenab-ı Hak bize alem İslam çapında da gösterir. Sual. Şimdi hürriyet bahsini sual edeceğiz. Nedir şu hürriyet ki o kadar tevilat onda birbiriyle çekişiyor ve hakkında acip garip rüyalar görülür. Yani hürriyet, özgürlük dediğin şey nedir? Bugün Gezi Parkı'ndaki insanlar da özgürlük diye çıkıyorlar. İşte memleketini terk eden insanlar da özgürlükleri peşinde ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Böyle bir tablonun içinde bu özgürlük nedir? Hani kimisi sapık hallerine bir nevi özgürlük manasıyla sahip çıkarken tarif bile etmek istemiyorum, anlıyorsunuz. Yani bu tip insanların özgürlük adına dile getirdikleri bir hürriyet tanımı var. Üstadımız onu söylüyor. Nedir bu şu hürriyet ki? Bir taraftan Abdülhamid Han'a da hürriyet düşüncesiyle karşı çıkan Jön Türklerin tablosu vardı. Ama bir taraftan hürriyeti müspet manada isteyen insanlar da vardı. Bu ikisi aynı şey midir? İstenen şey, oradaki ikisinin adı da hürriyet olması, hatta geçenlerde bazı siyasi liderler de Türkiye'de hürriyet, özgürlük, adalet, müsavat bir takım şeyler söylüyorlar. Aynen Abdülhamid Han'a benzeterek söylüyorlar bunu. Allah fırsat vermesin diyorum. Yani şimdi buradaki tablonun içinde bu hürriyet nedir ki, bu hürriyetin tanımı nedir ki? İnsanlar bu kadar aynı hürriyet hakkında böyle acayip, garip, birbirinden farklı tanımlamalar yapıyorlar. El cevap. 20 seneden beri, 1910'dan geriye 20 sene sayın, ta 1890'dan beri, daha Üstad Hazretleri ben diyor genç bir delikanlıyken o günden bu yana, hatta rüyalarda takip eden ve o sevda ile her şeyi terk eden birisi size güzelce cevap verebilir. Kendisini tanımıyor yani bunu. Ben çocukluk aşkım, rüyam, gençliğimden beri dile getirdiğim hakikat, bunu ancak size öyle birisi tanımlayabilir.
Sual, tekrar soruyorlar. Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefahet ve rezalet işlese başkasına zarar etmemek şartıyla bir şey denilmez. Acaba böyle midir? Yani hürriyet dediğin şey senin hayvani bir hürriyet midir ki her türlü ahlaksızlığı irtikap edecek? Özgürlük adına kimse de ona seslenmeyecek. Bu mudur hürriyet? El cevap. Öyleler hürriyeti değil, özgürlüğü değil. Belki sefahet ve rezaletlerini ilan ile çocuk bahanesi gibi bir hezeyan ediyorlar. Yani güya özgürlüklerini, hürriyetlerini ön plana sürüyorlar. Ama asıl yaptıkları hadise nedir? Sefahet ve rezalet. Her türlü ahlaksızlık, her türlü sapkın hareket. Bunları çocukça bir tavırla hürriyet gibi lanse ediyorlar. Zira nazenin hürriyet, hürriyet öyle nazenin nazlı bir çiçek gibidir ki adab-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyinedir. Şeriatın adabıyla tezyin edilmiş, süslenmiş bir hürriyet hürriyettir. Onun edebiyle edeplenmiş olan o hale özgürlük denir. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır. Şeytanın istibdadıdır. Şeytan onların tepesine binmiş, akla hayale gelmedik ahlaksızlığı onlara yaptırıyor. Bunu hürriyet adına, hürriyet diye lanse ederek sahip çıkıyorlar, özgürlük diye. Nefsi emmareye esir olmaktır. Hürriyet, umumi efradın zerratı hürriyatının muhassalıdır. Yani tek bir kişinin hayvan gibi istediğini, dilediği gibi yapması değil, şu cemiyeti teşkil eden zerreler bile varsa, o zerrelerin bile hukukunu gözeterek, onların bir nevi bileşkesi mahiyetinde, onların hulasası, özeti mahiyetinde, ortak paydası mahiyetindeki neticenin adıdır hürriyet. Hürriyetin şehni odur ki, nedir o hürriyet? Ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın. Yani adam şunu söyleyemez, benim nefsim benim değil mi, istediğimi yaparım. Hayır, yapamazsın. Senin hürriyetin benim hürriyetimin başladığı yerde biter. Yani şimdi adam sizin yanınızda otobüste sigara içip sen benim hürriyetime ne karışıyorsun demesi gibi. İyi de senin dumanın beni zehirliyor. Yani bu senin nasıl bir hürriyetin oluyor ki senin hürriyetin benim hürriyetimi kısıtlıyor. Senin ne kadar hürriyetin varsa benim de o kadar hürriyetim var. Dolayısıyla hürriyetin özelliği nedir, şehni, tanımı nedir? Ne nefsine zararı dokunsun ne gayra zararı dokunsun. Yani nefis benim değil mi, bu beden benim değil mi diyorlar ya şimdi. İstediğim gibi hareket ederim, edemezsin. Bunun adı hürriyet değildir. Bunun adı ne dedi? Hayvanlıktır. Olsa olsa şeytanın istibdadıdır. Nefsi emmareye esir olmaktan ibarettir. Sen bunların adına hürriyet deme. Hürriyetin şehni budur. Ala enne kemalel hürriyeti enna yeteferane. Hürriyet dediğin o şeydir ki insan firavun gibi olmasın. Hürriyet diye ortaya çıkıp hürriyetin kemali firavun gibi olmamaktır. Firavun ne yapıyordu? Nefsinin her istediği şeyi yapıyordu. Çünkü onu engelleyecek hiç kimse yoktu. Bunun adı hürriyet değildir. Ve en la yestehziye bi hürriyeti gayrihi. Başkasının hürriyetini de istihza etmemek, hafife almamak, onların özgürlükleriyle alay etmemektir. Hani siz kim oluyorsunuz? Manasına, havasına girmeyen bir hürriyettir. İnnel murade hakkun, asıl murat haktır. Lakinnel mücahedete leyset fi sebiliha. Ama bakıldığında hürriyet diye ortaya çıkan insanların mücahedeleri attizatına o yolda gibi gözüküyorlar ama o yoldaki bir mücadele değil. Şimdi buna da bir haşiye koymuş üstadımız. Acele etme diyor. Yani Mizan Ceridesi'nin sahibi Murat haklıdır. Tanin Muharriri Hüseyin Cahit yanlış ve hata diyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerine yönelik böyle bu münazaratın dipnotlarında latifeleri var. Bir kısım telmihat, kinaiyat. Yani bir hakikat beyan ederken demin mesela bizim okuduğumuz Arapça metinde şimdi ne anladık biz? Dedik ki hürriyetin kemali firavunlaşmamaktır.
ve başkasının hürriyetiyle alay etmemektir. Buradaki murat, böyle bir düşünce, böyle bir niyet, irade haktır, doğrudur. Ama zahiri manada hürriyet diye ortaya çıkan insanların yaptığı cihat, haddi zatına gayret, bu yoldaki bir gayret değildir. Şimdi buradaki murat ve murat ennel murada hakkun derken, Osmanlı döneminde, özellikle bu İttihat ve Terakki zamanında bir bu Mizan Ceridesi'nin Mizancı Murat diye meşhur olmuş adam, Murat'ın bir duruşu var, bir fikir boyutunda açıklayacağım biraz sonra. Bir de Hüseyin Cahit'in o dönemde medyada tartışan iki isim bunlar. İkisi de gazete sahibi, ikisi de yazar, ikisinin de fikirleri farklı farklı. Burada diyor ki üstadımız, acele etme. Yani Mizan Ceridesi'nin sahibi Murat haklıdır. Tanin muhariri Hüseyin Cahit yanlış ve hata diyor. Metinde de ne diyordu? Ennel murade hakkun diyordu. Murat haklıdır diyordu. Lakinnel mücahedete, yani Hüseyin Cahit'in ismine mücahede uyuşmuyor mu? Bir şey yani, muradif kelimeler. O diyor yanlış yolda diyor. Doğru bir yolda gitmiyor diyor. Onun gittiği yol gibi değil diyor tablo. Halbuki bu arada Tanin diye o dönemde bir gazete var. Şimdiki bizim bu dönemdeki işte Sözcü gibi, Cumhuriyet gibi gazeteler. Şeyin, İttihat ve Terakki'nin naşir efkarı olan gazeteler o dönemde. Nasıl şimdi medyada grup grup medyalar var. Sağ tarafı tutan, sol tarafı tutan medyalar. Bu Tanin muharriri Hüseyin Cahit hep olumsuz yazılar yazan, Abdülhamit Han'ın aleyhinde yazılar neşreden ve sürekli İttihat ve Terakki tarafını tutan bir gazeteci. Bu Murat ise Şehzadebaşı camisinin, pardon, Şehzadebaşı'nda eski minibüs duraklarının olduğu yerde önceden bir sinemalar vardı. Şimdi tahmin ediyorum orayı bir iş merkezi falan yaptılar herhalde. Vaktiyle orası da tiyatroymuş. Bu 31 Mart hadisesinden sonra ortalık karıştığında bu Mizan gazetesinin sahibi olan Murat Efendi orada bir konuşma yapıyor. Bu adamın evveliyatı başlangıçta İttihat ve Terakkicilerle beraber, hatta bir dönem başkanlıklarını yapmış. Ama bir müddet sonra onların gidişatını görünce bu da onlara muhalif olmuş ve şiddetli muhalefet ediyor. Ve oradaki Şehzadebaşı'ndaki tiyatroda, daha sonra sinema oldu, şimdi iş merkezi olan yerde bir konuşma yapıyor. O konuşma esnasında İttihat ve Terakki çok ağır yüklenmiş. Bediüzzaman Hazretleri de o konferansı izleyenler arasında. Çok ağır bir değerlendirme yapınca bu Mizancı Murat bir anda salon karışmış. Öyle ki iş artık böyle karşılıklı adam öldürme boyutuna gelmiş. Bediüzzaman Hazretleri orada sahneye çıkıyor ve bir güzel bir konuşma yaparak insanları sakinleştiriyor. Hem hürriyeti istiyorsunuz diyor, hem hürriyetin gerekli olan usullerine dikkat etmiyorsunuz. Madem hürriyeti istiyorsanız sen niye hakaret ediyorsun? Bir, siz niye fikirlerine saygı göstermiyorsunuz? İki, onlara uygun bir şekilde bir hitapta bulunup oradaki ortamı sakinleştirmiş. Ona işaret yapıyor üstadımız, diyor ki acele etme, Mizan Ceridesi'nin sahibi Murat haklıdır. Çünkü Mizancı Murat'ın o günkü şartlar altında söylediği hürriyete yönelik yaptığı tanımlamalar doğru ve İttihat ve Terakki'nin de istibdat manasına yaptığı uygulamalar var. Onları tenkit etmiş orada. Tanin muharriri Hüseyin Cahit ise yanlış ve hata eder diyor. Evet, bundan sonra konu biraz uzun gidecek. Burada keselim inşallah. Demek oluyor ki Hazreti Üstad bu okuduğumuz bölümde de özellikle içinde bulunduğumuz tabloyu tanımlarken Uhuvvet-i İslamiye cihetiyle hasıl olacak olan o ittihadın bizim en önemli nokta istinadımız ve nokta istimdadımız olduğunu, bir zaruretin, incizabın, temayül ve tecarübün arkasından tecavüp ve tevatürle hasıl olan bir süreç. Yani kademe kademe şifreler manasında yaptığı bir işaretle nasıl bir gelişmeyle karşılaşacağımızı söylüyor. Ümit ederim inşallah bugüne kadar gördüğüm bu tabloların bir benzerini de Cenab-ı Hak hayırlısıyla kemale erdirir. O nihayetsiz güzellikleri de görmeyi
bu aydınlıklarla bütün İslam dünyasının kucaklaşmasını Rabbim bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Rıza en lillahi'l fatiha ve salavat.